Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü kontrol sabahı ile ikinci kontrol sabahı arası hidrolik hesabımızı yapalım. Yazalım. 23. noktada su yüzü kodu. SYK 23 eşittir. KTK 23 artı Y 23. Buradan SYK 23 eşittir 89.86 artı 0.45 su yüksekliği, o da 90.31 metre eder arkadaşlar. Şimdi 22 ile 23 noktası arasında hidrolik hesap yapalım. Yazalım enerji denklemini. Y 22 artı V 22'nin karesi bölü 2G eşittir Y 23 artı V 23'ün karesi bölü 2G artı, bakalım arkadaşlar 22 ile 23 arasında ne var? 22 ile 23. Bakın arkadaşlar, şurayı kastediyorum. Şurasını, şurası 22 ve 23. Bakın arkadaşlar, burada bir 90 şöyle, bir 90 da şöyle. 2 tane 90 var. Bir de sisteme girerken bir kapak var. Evet. Artı K kapak çarpı V22'nin karesi bölü 2G artı 2 çarpı K90 çarpı V22'nin karesi bölü 2G. Yaptığımız zaman, evet, yerine yazalım şimdi. Y 22 artı şöyle sadeleştirirsek 1 eksi 2 tane kapak 90 var. 2 çarpı 0.3 2 çarpı 0.3 eksi 1 de arkadaşlar, bir de kapak olduğu için, evet, çarpı, yerine yazalım değerleri. Ve 23'ü debi bölü alan şeklinde yazarsak, yani gelen debi zaten o kanala, şu sıfır alan, gene toplam debinin yarısı arkadaşlar 2 çarpı 9.81 çarpı 1.22'nin karesi çarpı Y22'nin karesi eşittir 0.45 artı 0.705 bölü 2'nin karesi bölü 2 çarpı 9.81 çarpı 1.22'nin karesi çarpı 0.45'in karesi şeklinde. Buradan arkadaşlar Y22 eşittir 0.47 metre çıkar. Hemen SYK 22 yazalım. SYK 22 eşittir KTK 22 artı Y22, o da eşittir. Şöyle yazalım. SYK 22 eşittir 89.86 artı 0.47 eşittir 90.33 metre. Şimdi bakalım, tekrar şekle dönelim arkadaşlar. Evet, 22 ile şu 22 ile 21 arası arkadaşlar sadece bir süreklilik kaybı var. O da kısa mesafe. Taban eğimi de olmadığı için süreklilik kaybı ihmal edilir. Arkadaşlar, taban eğimi de olmadığı için ihmal edilir. Sıfır çıkar yani. O yüzden SYK 22 ile SYK 23 aynıdır. 21 aynıdır. SYK 21 eşittir SYK 22, o da eşittir 90.33 metre. Şimdi 20 ile 21 arasındaki enerji denklemini yazalım. 20 ile 21 arasındaki, hemen şeklimize dönelim. 20 ile 21. Evet arkadaşlar, 20 ile 21 arasına baktığımız zaman, şu ikisi arasına baktığımız zaman B
1.90 bir de kapak görürüz. 1.90 bir de kapak. Yazalım enerji denklemimizi. Yani yük kaybına sebep olan şeyler. Yersel yük kaybına. Y20 artı V20'nin karesi bölü 2G. Eşittir Y21 artı V21'in karesi bölü 2G. Artı K kapak çarpı V20'nin karesi bölü 2G. Artı K90 çarpı V20'nin karesi bölü 2G. Değerlerini yerine sadeleştirip yerine yazalım şöyle. Y20 artı 1 eksi 0.3 eksi 0.2 çarpı 0.705. Evet, 20. noktadaki debi hangisi arkadaşlar? Ana debi bakalım. 20. nokta bizim gelen toplam debimiz. Toplam debimizin geldiği. Dolayısıyla 0.705 hepsini alıyoruz. Bölü 2 çarpı 9.81. 9.81 çarpı 1.22'nin karesi çarpı Y20'nin karesi eşittir 0 Y21, o da 0.47 zaten arkadaşlar, artı 0.705. 21. nokta ise debinin 2'ye bölündüğü yer, bölü 2'nin karesi bölü 2 çarpı 9.81 çarpı 1.22'nin karesi çarpı 0.47'nin karesi. Buradan Y20 arkadaşlar 0.50 metre çıkar. Evet. SYK20 yazalım hemen. SYK20 eşittir KTK20 artı Y20, o da eşittir arkadaşlar 89.86 artı 0.50 90.36 metre çıkar. Evet. 19'a bakalım. 19, şimdi tekrar dönelim. 19 ile 20 arasındaki olay 21 ile 22 arasındaki gibidir. Dolayısıyla ihmal edilir. Yani SYK 20 ile SYK 19 aynıdır. SYK 19 eşittir SYK 20, o da eşittir 90.36 metre arkadaşlar. Şimdi 18 ile 19 arasında hidrolik hesap yapalım. 18 ile 19. Bakalım 18 ile 19 arasında ne var arkadaşlar? Baktığımız zaman 18 ile 19 arasında 1.90 arkadaşlar, şöyle 1.90 var. Bir de kapak var. Şurada gördüğünüz şu kapak var. Kayıplar onlar. Yazalım. Y18 artı V18'in karesi bölü 2G eşittir Y19 artı V19'un karesi bölü 2G artı K kapak çarpı V18'in karesi bölü 2G artı K90 çarpı V18'in karesi bölü 2G. Evet arkadaşlar. De hız yerine debi bölü alan olacak şekilde yazarsak, yani Y18 eşittir Y18 artı 1 eksi 0.3 eksi 0.2 0.3 90'lık dönüşten dolayı katsayı 0.2 kapak çarpı 0.700 tam tersi 0.3 K kapak 0.2 K90 arkadaşlar. 0.705 bölü 2'nin karesi bölü 2 çarpı 9.81 çarpı kanal genişliğimiz 1.22 arkadaşlar karesi çarpı Y18'in karesi eşittir 0.50 artı 0.705. Şu debilere dikkat edelim arkadaşlar. Hangi noktada çalışıyorsa oradaki debi kullanmamız lazım. 2 çarpı 9.81 çarpı 1.22'nin karesi çarpı 0.5'in karesi. Evet arkadaşlar, 18. nokta
debinin yarısının geldiği yer. 19. nokta ise arkadaşlar toplam debinin geldiği yer. Ona göre debileri ona göre aldık. Buradan Y18 arkadaşlar 0.57 metre çıkar. O zaman şöyle yazalım. SYK 18 eşittir. KTK 18 artı Y18 o da eşittir. 89.86 artı 0.57 o da eşittir. 90.40 toplayalım hemen. 90.43 90.43 metre arkadaşlar. SYK 18. Evet. Şimdi nereye geldik arkadaşlar? Bakalım hemen. 18'i de yaptık. 17 ve 18 arası. Şimdi arkadaşlar 17'de gördüğünüz gibi ön çöketim havuzundan su savaklanıp düşüyor. Sonra belli bir süre yol alıyor. Ve 18. noktadan ana kanala giriş yapıyor. Şimdi bu tür yerlerde akım şekli daha önce de göstermiştim arkadaşlar. Şöyledir. Evet, şöyle bir akım yolu izler. Akım şöyle bir şey izler. Şurası kritik derinlik. Yerce. Şurası arkadaşlar Y18. Şurası ise arkadaşlar Y17. Denklem neydi bizim denklemimiz? Şöyle yazarsak şöyle şuraya yazalım. Y17 eşittir 2YC'nin küpü artı Y18'in küpü bölü Y18 üzere 1 bölü 2. Buradan bize ne lazım arkadaşlar? YC lazım. YC'yi hesaplayalım. Kritik derinlik eşittir 3. dereceden Q kare bölü B kare Y. O da eşittir arkadaşlar. 3. dereceden yazalım. Gelen debi ne? Burada arkadaşlar yarısı. Yarısı 0 nokta. Çünkü ana kanala girmeden önceki kanal bu. 2'ye bölündüğü kanal. 2'nin karesi bölü 1.22'nin karesi çarpı 9.81. Çarpı 9.81. Buradan YC arkadaşlar 0.204 metre çıkar. Evet. Şimdi Y17'yi de yerine koyalım denkleminde. Şöyle Y17 eşittir 2 çarpı 0.204'ün küpü artı Y18'imiz 0.57'nin küpü bölüm 0.57 üzere 1 bölü 2. O da eşittir 0.59 metre çıkar arkadaşlar. Evet, şimdi SYK 17'yi bulalım. SYK 17 eşittir KTK 17 artı Y17. O zaman şöyle 86 artı 0.59 o da 90.45 metre çıkar arkadaşlar. Şimdi bizim 17 dediğimiz hemen ön çökeltimin ön çökeltimin savandan savakların düştüğü yer arkadaşlar. O yüzden biz ön çökeltimin savak kred kotuyla bu düştüğü yerdeki SYK 17'yi kıyaslamamız lazım. Aradaki mesafe çok fazla olmaması lazım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar kot farkı fazla olmaması lazım. Şöyle. Evet. Şurası savak kred kotu. Ön çökeltimin
Savak, Kret, Koto arkadaşlar. Şurası ise bizim bulunduğumuz SYK 17. Bu ikisi arasındaki mesafe arkadaşlar 5 santim, 5 ile 10 santim arasında olursa uygundur. Şimdi bunu kontrol edelim. Çok fazla olursa sisteme aşırı yük binmiş olur. İstenmeyen bir durumdur. Şimdi kontrol edelim. Evet, daha önceki videolarıma bakarsanız ikinci kontrol noktası yani ön çökeltim havuzunun savak kret kotu ön çökeltimin savak kret kotu arkadaşlar 91.05 metre çıktı. 91.05 idi. Bizim bulduğumuz ise ne kadar? SYK 17 90.45. Evet arkadaşlar arasındaki fark 60 santim. Dolayısıyla 5 santimden büyük olduğu için 5 santimden büyük olduğu için arkadaşlar çok fazla bir düşüş gerçekleşecektir. Bu istemeyen bir durumdur. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Havalandırma havuzunun savak kret kotunu yükselteceğiz. 55 santim bütün SYK'lara ve savak kret kotuna ilave edersek ne olmuş olacak? Bu düzeltilmiş olacak. O yüzden şöyle yazalım. Düzeltilmiş kret ve SYK'lar. Evet. SYK 23, SYK 22, SYK 21, SYK 20, SYK 19, SYK 18, SYK 17. SYK 17. Şimdi bizim hesapladığımız SYK 23 90.31 idi. Şimdi arkadaşlar biz buna ne yapacağız? Buna ne yapacağız? 55 santim ekleyeceğiz. 0.55 metre eder. O da eşittir 90.86 metre. Evet. SYK 22 90.33 0.55 SYK 21 90.33 0.55 90.36 5 55 90.42 55 90.45 55 Evet yazalım. Evet. Kaç var? 6. Kret kotumuz 3. Savak kret kotumuz ise arkadaşlar kaç idi? Onu düzeltelim. 90.01 seçmiştik. Artı 0.55 metre ilave edelim. O da eşittir 90.56 56 metre olur. Evet arkadaşlar bu haftaki dersimiz bu kadar. Şöyle bir not da düşelim. Daha önceki videolarımda anlaşılmayan bazı yerler olmuş. Onları izah edelim. Arkadaşlar bizim herhangi iki nokta arasındaki yük kaybı hesabı yaparken yük kaybından kullanacağımız hız her zaman büyük hız kullanmamız lazım. Yani öncesi ya da sonrası diye değil de hani mesela şöyle diyelim şöyle bir şey gösterelim size arkadaşlar. Şöyle mesela burası bir noktası olsun, şurası iki noktası olsun, şurada bir kapak olsun. Evet. Şimdi burada mesela enerji denklemini yazsak şöyle y1 artı v1'in karesi bölü 2g artı
eşittir. Y2 artı V2'nin karesi bölü 2G artı kayıplar. K kayıp çarpı V. İşte bu V hangi V olmalı? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu V arkadaşlar, bu 1 ile ikisinden hangisi büyük olduğunu düşünüyorsak o. Yani genelde dar kesim olur veya büyük olduğunu düşündüğümüz yer. Yani yük daha garanti olması için yük hızın büyük olduğu yerdeki hızı almamız lazım. Şu V bazen V1 olur, bazen V2 olur yani. Evet. Anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Bazen şöyle de söyleyeyim. Şöyle bu notaya düşelim. Bazen hatalar olabilir. Hatalar olabilir. Yani değer olarak hatalar olabilir. Siz burada önemli olan nasıl yapıldığını anlamanızdır. Bu yolu öğrendikten sonra değerlere takılmayın arkadaşlar. Onlarda hata olabilir. Hesaplamalarda hatalar olabilir. Onları dikkate almayın. Yolu öğrenin. Nasıl çözüldüğünü, yolunu iyice dikkatlice öğrenin. İnşallah bu dersi geçersiniz.